Merhabalar. Sayın seyircilerimiz, 18.si düzenlenen Uluslararası Türk Dili Kurultayı Priştine'nin Filoloji Fakültesi'nde düzenlendi. Kurultaya çok sayıda davetli katıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında milli mücadeleye ilk adım atılışının 103. yılı anısına Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Tunç Angılı'nın himayelerinde 18. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, İhsan Doğramacı Erbil Vakfı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Kosova Priştine Üniversitesi ile 25-28 Eylül 2023 tarihleri arasında ortaklaşa yüz yüze Kosova'da Priştine Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu kurultay 24 Eylül Pazar günü Kosova kuzeyinde öldürülen polis anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından Kosova ve Türkiye milli marşları çalındı. Kurultay açılışına Türkiye Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Başbakan Yardımcısı Emilia Recepi, eski Cumhurbaşkanı Fatmir Seydiu, Milletvekili Fidan Jılta, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri, dil bilimcileri ve öğrenciler katıldı. Kurultayın açılış konuşmasını yapan Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ergin Cable yaptı. Ardından kurultaya katılamayan Kurultayı Düzenleme Kurulu Başkanı ve İhsan Doğramacı Erbil Vakfı Eğitim Programı Koordinatörü Profesör Doktor Rasim Özyürek'in Türk Dili Kurultayı ve Türk Dilinin Zenginliği hakkında konuşması video aracılığıyla sunuldu. Konuşmaların devamında TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan söz aldı. Bu vesileyle TİKA ve TİKA Başkanı Sayın Serkan Kayalar adına kurultayın Türk diline ve kültürüne güzel hizmetler sunmasını temenni ediyor. Ardından Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı söz aldı. Priştine Üniversitesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları ile bölümün başarılı çalışmaları, Priştine Üniversitesi Türk Dili Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları yarım asırlık bir süre gerçekleşmektedir. Bu kapsamda Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün kurulmasıyla daha da ilerlediğini ifade etmek istiyorum. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün elde ettiği başarıları ve faaliyetleri tüm kurumlar ve büyükelçilikten başlayarak Türkiye kurumlarıyla işbirliğinde değişik konferanslar Türk dilinin gelişmesi için sempozyumların örgütlenmesiyle daha da büyük olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kurultaya konuk olarak katılan eski Cumhurbaşkanı ve Profesör Fatmir Seydiu da söz aldı. Milletlerin özellikleri, dillerin özellikleriyle bağlı olduğunu belirterek Türk diline adanan bu kurultayı selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce 24 Eylül Pazar günü Kosova polisine yapılan saldırı sonucunda hayatını kaybeden Afrin Bunyaku'ya Allah'tan rahmet, yaralı polis memurlarına acil şifalar dilediğimizi belirtmek istiyorum. 18. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı'nın bana göre Türkçenin Balkanlardaki ata yurdu olan Kosova'da gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, saygılarımı sunuyorum. Bugün 18.si kutlanmakta olan bu kurultayı Cumhuriyetimizin 100. yılında Balkanların dost ülkesi Kosova'da Priştine Üniversitesi'nde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlar arasındaki iletişimin en temel araçlarından biri olan dil, ulusların geçmişten devraldıkları ve gelecek kuşaklara aktarmakla sorumlu oldukları bir mirastır. Kosova Başbakan Yardımcısı ise kürsüde şunları söyledi. Böyle bir günde bir halkın böyle bir kurultayının düzenlenmesi o halkın yaşadığı devlette varoluşunu göstermektedir. Konuştuğumuz dilimizi, ana dilimizi kullanıyor ve koruyoruz. Aynı zamanda ülkemizde konuşulan diğer dillere de saygı gösteriyoruz. Fakat bizler de çoğunluk tarafından dilimize saygı gösterilmesini istiyoruz. Bu bizim temel haklarımızdan, anayasal haklarımızdan, eğitim ve kültür haklarımızdan biridir. Ve bu hakkımızı hiç kimse inkar edemez. İhsan Doğramacı Erbil Vakfı'nın kurucusu Profesör İhsan Doğramacı, sağlık, bilim ve akademik hayata katkıları tartışılmazdır. 1960 yıllarında sağlık konusunda Hacettepe Hastanesi'ni kurmuş, arkasından Hacettepe Üniversitesi'ni geliştirmiş ve kurmuştur.
1980 yılında da Türkiye'de araştırma ve bilimsel çalışmaların ilerlemesini ve uluslararası düzeyde katkı verebilmesi için ilk defa özel vakıf üniversitesi kavramını Türkiye'de geliştirmiş ve İngilizce olarak eğitim veren Bilkent Üniversitesi'ni kurmuştur. Bilkent Üniversitesi'nin katkısı sadece kendindeki büyük başarılara ve uluslararası düzeyde bilimsel dünyaya katkıyla kalmamış, Türkiye'deki üniversite hayatının, eğitimin ve bilimin çehresini değiştirmiştir. Bütün bu çalışmaların arasında Profesör İhsan Doğramacı'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi ve hatırlanması gereken özelliği Türkçe'ye verdiği önemdir. Türkçe'ye ve Türk dilinin gelişmesini her zaman ön planda tutmuştur. Türk dilinin doğru ve etkili kullanımı, dil eğitiminin doğru yapılması, Türkçenin bir bilim dili ve kültürler arası iletişimi sağlayan bir araç haline gelmesinde çok önem vermiş ve büyük katkılar sağlamıştır. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nın başlaması da bu çalışmalarından bir tanesidir. 2000 yıllarının başında ilk olarak Polonya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Romanya, Macaristan, yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kırım ve Gürcistan'da gerçekleştirdiğimiz kurultaylar bunlardan birkaçıdır. 18.sini Kosova Pristina Üniversitesi'nin destekleriyle yapılmasından çok mutluyuz. Pristina'da gerçekleştirebildiğimiz için de çok onurluyuz. Konuşmalar ardından İhsan Doğramacı Erbil Vakfı ve Bilkent Üniversitesi temsilcileriyle Pristina Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü arasında plaketler ve şiltler takdim edildi. 28 Eylül gününe kadar süren kurultay, açılış konuşmaları ardından Türk dili konusunda bilim insanları tarafından tebliğlerin sunulmasıyla çalışmalarına devam etti. Bu bölüm mezunu olduğum için burada yaşayan Türk toplumunun her bir bireyi bir şekilde Türkolojiye katkı, Türkoloji dediğimde genel anlamda katkı sunmuştur. Bu çok önemli ve bu kurultayın 18.sinin Balkanların göbeğinde Priştine'de düzenlenmesi, Türk Dili Edebiyatı bölümünde düzenlenmesi bizim için ayrı gurur verici. Her yıl bu toplantılarla Türkçenin gelişimine, kullanımına, unutulmamasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Her yerde bu farklı ülkelerde yapmaya çalışıyoruz. Ve böylece bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu sempozyumu gerçekleştirdiğimiz bütün coğrafyalar Türk dilinin kullanıldığı coğrafyalar. Kosova'da da Türk topluluğu var. Burada da o yüzden bu sempozyumu yapmaktan dolayı çok memnunuz. Çok güzel buldum. Gerçekten çok verimli ve çok başarılı geçiyor. Güzel başladık. Bundan sonra da güzel devam edeceğine inanıyorum. Hangi üniversiteden? Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden. İsminiz de alabilir miyim? Ayşegül Doğan. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Türkçe eğitimin yapıldığı okullara 3 haftalık bir gecikmenin ardından kitaplar ücretsiz olarak dağıtıldı. Yeni kitaplarla ilgili daha fazla bilgi edinmek için Elena Cika İlköğretim Okulu'ndaydık. Priştine'de Türkçe eğitiminde yapıldığı Elena Cika İlköğretim Okulu'na Türkçe ders kitapları 3 haftalık bir gecikmenin ardından ücretsiz olarak dağıtıldı. Ancak kitaplarda halen bazı eksiklikler mevcut. Kitaplarımız geldi. Eksikler var. Hemen eksik olan kitapları bildirdik Dugacini yayın evine. Tabii ki en kısa zamanda inşallah temin olunacak. Her sınıfımızda birler hariç en az 3 öğrencinin komple kitapları yok. Fakat bildiğiniz üzere sadece Dugacini yayın evinden kitaplarımız değil, Libris Colori'den en temel dersimiz Türkçe kitaplarımız yok. Eski kitaplar elimizde, onlarla idare etmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki velilerimiz başvurup kitapları satın almaya başladı. Türkçe kitapları Libris Colori yayın basın evinden. Albasta birkaç kitabımız eksik var. Fakat öğretmenler çalışıyor. Yani kitaplar yine de çoğu elimizde şu an. Hemen bildirildi. En kısa sürede yani bugünlerde gelecek yani. Çünkü tam olarak öğrenci listesini istedik. Hani hangi derslerde, hangi kitaplar eksik diye, fazlasını istemeyelim diye. O yüzden rakamlarla bildirdik Dugacini yayın basın evine. Ve cevap hemen aldık ki en kısa sürede bu hafta içerisinde kitaplar gelecek. İngilizce kitabı var, Arnavutça kitabı var,
Türkçe kitabı var. Libris Colori'den bazı derslerden de var. İnsan ve Doğa zannedersem üçlerde var. Matematik başka yayın basını var. Eksik kitaplar var. Ondan tabii ki yararlanılacak. O yüzden de eksik olan kitaplarımızı o fondan velilerimiz satın alabilecek ve zaten başvurmuşlar çoğu ve çoğu öğrencilerimiz de satın almış. Türkçe 4. sınıflarda halen tüm öğrencilerin eline yeni kitaplar geçmedi. Öğretmenler tüm kitaplar gelene kadar farklı çözümler üretmeye çalışıyor. Bu yıl da biraz kitaplarımız daha geç geldi. Gelen kitaplar sınıfımda 22 öğrenci. Kitapla en az 3 öğrenci eksik kitaplar gelmiş. Zaten onlara eski kitaplar aldık diğer öğrencilerden. 2 hafta bu aldığımız öğrencilerin kitaplarını da idare ettik. Kopya yaptık çünkü normalde matematik kitapları doluydu. Matematikle biraz daha çok zorluklar çektiler. İyi ki geldi. Keşke olaydı da diğer kitaplar da gelsin bunlara. Geçen günlerde bir dilekçe üzerinde şey yazdık. Her bir sınıf için kaç kitap eksik. Benim sınıfımda daha 3 komplet gerekir her bir dersten. Eksik olan kitapların yerini neyle dolduruyorsunuz? Bu etkiliyor mu süreci? Çünkü bazı çocuklarda yeni kitaplar, bazılarında olmayan kitap. Normalde etkiliyor. Çünkü çocuk deyince senin kitabın yeni. Bilemiyorum ben bu yıl yeni gelen öğrenciler. Çünkü 19 öğrencim sıralıydı. Bu yeni öğrencilere kitap yoksa bir kura çekiyordum. Kura deyince normalde şansın. Hepinize kitap gelecek. Bunların kitaplarını aldığımız sildirdik. Oradan en çok matematikten koşuyordu. Çünkü diğer öğrenciler muhakkak tükenmezle doldurmuş. O yanında isterdi bir kitabı olsun. İyi ama inşallah çok kısa sürede bu problem çözülecek. Öğrenciler ise bir yandan yeni ve kendilerine ait kitaplarla çalışmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da matematik kitaplarında var olan bazı işlem hatalarını düzeltmeye çalışıyor. Seni tanıyabilir miyim? Benim adım Şuayb, soyadım Karabek. Çok memnun oldum Şuayb'cığım. Sana da şunu sorayım. Kitapların gecikmeli geldi. Ne tür zorluklar yaşadın kitap gelene kadar? Şimdi zorluklar yaşamadım çünkü öğretmen bize fotokopi yapıp evlerimize veriyordu. Onları yarındaki gün ödev gibi getiriyorduk. Kitabın geldi. Peki bu senin işini kolaylaştırdı mı? Kitapla çalışmak nasıl artık? Yani bu benim işimi kolaylaştırdı çünkü bazen öğretmen o fotokopyeleri yaptığında bazı sayılar yanlış çıkabildiği zaman kitaptan alıp bakıyoruz şimdi. Peki sen bir öğrenci olarak size getirilen yeni kitaplardan memnun musun? Kitaplarına bakabildin mi? Herhangi bir hata var mı? Yok, arkadaşım dediği gibi sadece matematikte birkaç sayı yanlış. Ha, onları nasıl düzeltiyorsunuz peki? Pek kalemle üstünde yapıyoruz sayısını. Seni tanıyabilir miyim? İsmim Murat Eymen, soyadım Telli. Çok memnun oldum Murat'cığım. Şimdi arkadaşlarına sordum, sana da sorayım. Kitaplarınız birazcık da gecikmeyle de olsa geldi. Evet. İlk önce kitap yokken nasıl zorluklar yaşadın onu öğrenmek istiyorum. Yani kitap olmadığı zaman çoğu ödevleri kitap olan arkadaşlarından alıyordum. Onlara soruyordum. Peki... Şimdi yeni kitapların geldi. Bakabildin mi kitaplara? Nasıl kolaylıklar sağladı artık kitapla çalışmak? Şimdi arkadaşlarıma sormadan rahatça her şeye bakabilirim. Gereken yerler. Peki anlaşılabilir mi senin için kitaplar? Evet yani. Çok güzel. Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Çok güzel. Şu anda mesela hangi kitabın var önünde? Yeni gelen kitaplardan mı? Matematik. Peki herhangi bir sorun ya da Türkçe'de bir sıkıntı gördün mü kitaplarında? Hayır. Sadece bazı yerlerde sayı yanlış. Kitabın gelince neler yapıyorsun kitapta? Bakabildin mi kitaba? Evet, bakabildim ve ödevlerimi yaptım. Çok güzel. Şimdi anladığım kadarıyla daha rahat yapıyorsun ödevlerini. Ve yokken kitap ne yapıyordun? Yokken kitap öğretmen gidiyordu. Sonra kopya yapıyordu ve biz çalışıyorduk. Benim adım Mehmet Necat Aslan. Çok memnun oldum Mehmetciğim. Kitaplarınız birazcık geç geldi. Sen nasıl zorluklar yaşadın ya da zorluk yaşadın mı kitabın yokken? Evet, zorluk yaşadım.
matematik ve Türkçe kitaplarını arkadaşlarımdan bakarak yapıyorum. Matematikten de önceden 4. sınıfta olan kişilerin kitaplarından yapıyorum. Bazı yerlerde yanlışlık yapmışlar ama bu çok etkiliyor mu? Yok, hayır. Türkçe 5. sınıflar için basılan yeni kitaplarda ise eskisi kadar olmasa da halen bazı hatalar göze çarpıyor. Bazı kitaplarda Boşnakça tümcelere rastlamak mümkün. Bazı kitaplarda ise Arnavutça özel isimler Türkçe özel isim olarak değiştirilmemiş. Seni tanıyabilir miyim? Evet, merhaba. Benim adım Nefes, soyadım İsmail'i. Elena Cika Okulu'nda 5. sınıfı okuyorum. Çok memnun oldum Nefes'ciğim. Şimdi şunu sormak istiyorum. Kitaplarınız geldi ama birazcık gecikmeyle geldi. Biraz onun öncesini sormak istiyorum. Nasıl zorluklar yaşadın kitapların gelmeden önce? Kitaplarımız gelmeden önce eski 5. sınıfın zaten getirdiği kitaplarla geçindik. Zaten geçinmeye de çalıştık ama dediğim gibi geçindik. Yani orası dolu olduğunda biz sildik, şey yaptık falan filan ama yine de güzel, güzeldi. Yeni kitapların geldi. Kitaplarına bakabildin mi? Memnun edici mi gelen yeni kitaplar? Herhangi bir hata fark ettin mi? Ve yeni kitapla çalışmak nasıl bir duygu? Yeni kitabım geldiği için ben çok mutlu oldum. Sadece mesela bazen matematik kitaplarında bunlar Arnavutça Dugacin, mesela Dugacin yayınlarından Arnavutça kitaplar olduğu için Türkçe'ye çevrildiğinde birazcık yanlışlar olabiliyor. Ama bunlar da bizim için biraz sıkıntı değil. Yani etkilemiyor eğitim sürecini. Hayır, o kadar da değil. Peki diğer kitaplarda durum nedir? Eksik kitabım var mı şu anda? Bu süreç nasıl? Benim şu ana kadar eksik kitabım yok. Sadece belki insan ve doğayı diyebilirim. O var, elimde var ama lakin o eski bir kitap. Daha yeni bir kitap. Onu satın almanız mı gerekiyor? Nasıl işleyecek bu? Senin bu konuda bir fikrin var mı? Sanırım insan ve doğa başka bir yayın evi olduğundan dolayı bizim o kitabı, yani insan ve doğayı satın almamız gerekir. Peki o durumda nasıl bir çözüm buluyorsunuz? O durumda yani gidip kırtasiyeleri gezip oradaki herhangi bir kitapları, hani Türkçe kitapları bakarak oradan çözümümü bulabiliyorum. Yani ders peki etkiliyor mu bu ders sürecinizi, kitabınızın olmaması? Yani etkilemiyor ama mesela diyelim ki öğretmenimizde o kitap var, o dersi okuyor ve diyelim ki benim eğer kitabım yoksa ben geçen dersten aklımda kalan dersleri hemen hani aklımda kalanlara göre aktif olup katılıyorum. Benim adım Tuğan Adamka. Elena Cika İlköğretim Okulu'nda 5. sınıf öğrencisiyim. Çok memnun oldum Tuğan'cığım. Sana da arkadaşlarına soracağım, soruları soracağım. Kitaplarınız geldi, gecikmeyle geldim. Onun öncesinde nasıl zorluklar yaşadın? Onun öncesinde aslında pek çok zorluk yaşamadık. Biz eski kitaplarla, yani diğer 5. sınıflar eski kitaplarını getirerek onlarla geçindik. Peki yeni kitapların geldi. Eski ve yeni kitapları karşılaştırma gibi bir durum söz konusu mu? Hangileri daha iyi ya da yapılan hatalar da önce düzeltilmiş mi? Bunları inceleme fırsatın oldu mu bir öğrenci olarak? Evet oldu. Sadece eski kitaplarda onlar, yani eski 5. sınıflar doldurduğu için biz de onları silip kendimiz doldurduk. Ben Masal, Elena Cika Okulu'nda 5. sınıfta okuyorum. Masal'cığım çok memnun oldum. Kitaplarınız geldi, gecikmeyle geldi. Önce senden de şunu merak ediyorum, sana sormak istiyorum. Nasıldı kitapsız çalışmak? Biraz zordu ama geçinmeye çalıştık. Yeni kitapların gelmesi özellikle iyi bir duyguydu. Ama eski kitaplarda çalışmakta zorlansak bile geçindik. Çok güzel. Kitaplarına bakabildin mi, yeni gelen kitaplarına? Şunu da merak ediyorum. Eski ve yeni kitaplar arasında hatalar, düzeltmeler vesaire, bunlar gözüne çarptı mı? Ben eski kitaplara bakabildim ve yeni kitapları karşılaştırabildim. Eski kitaplara da yeni kitaplara daha çok yanlışlıklar vardı. Hatta öğretmenimizle derse bile bazen bu yanlışlıkları görebiliyoruz. Şu anda herhangi bir sorun var mı yeni kitaplarda? Senin fark ettiğin herhangi bir hata veya yazım yanlışı gibi şeyler, yoksa her şey güzel mi şu anda yeni kitaplarınızda? Eski kitaplar kadar olmasa da hala basın hataları var. Hı-hı. Ama yani eski kitaplar kadar yok. Peki bu derslerinizi etkiliyor mu? Bu derslerimizi etkilemiyor çünkü biz kendimiz onu düzeltip derslerimizi iyice bir anlayabiliyoruz. Yeni kitaplarımız gelmeden önce bazı basın hatalarımız ve eski kitaplarda doldurulan yerlerde biraz sorun çektik ama geçinebildik. Öğretmenlerimiz çabaları bize genelde derslerde bayağı iyi anlamamız için daha çok derslerimizin üstünde duruyordu. Ben eski kitaplara karşı yeni kitapları karşılaştırdım.
Yeni kitaplarda yine birkaç tane basın hatası oluyor ama eski kitaplar kadar değil. Hangi kitaplarda basın hatalarını fark ettin? Matematikte ve toplum ve çevrede. Kitaplara baktım, yani yeni kitaplarda eski kitaplardaki gibi yanlışlıklar yoktu, basın hataları. Peki anlaşılır mı? Bütün kitapların senin için anlaşılır mı? Bu çok önemli evet. Bizim için çünkü. Yani okuduğunu anlayabiliyorsun sanırım. Evet, okuduğumu anlayabiliyorum ve biz sınıfla beraber yanlış olan kitaplarda yanlış olan şeyleri beraber çözüyoruz. Biz yeni kitaplarla çalışmak bize çok iyi bir duygu. Hı hı. Ve bizim eski kitaplarımızı yeni kitaplarımızdan daha çok basın hatası vardı. Hı hı. Bizim yeni kitaplarımızı daha az basın hatası var ama yine de var. Türkçe 3. sınıflarda ise en önemli derslerden biri olan matematik kitabı henüz basılmadı. Öğretmenler bir yandan fotokopilerle açığı kapatmaya çalışırken bir yandan da bazı kitaplarda var olan anlam hatalarıyla mücadele ediyor. Yeni kitaplarda eskiye göre daha az sorun var diyebilirim. Düzeltmeler yapılmış bazı yerlerde, bazı yerlerde maalesef Google Translate ile kalmış düzeltmeler. Ama bunun dışında sevindiğim tek şey, yani sevindiğim demeyeyim de beğendiğim şey, isimlerin Türkçe isimlerle kitaplarda yazılması. Çünkü eski kitaplarda Arnavut isimleri geçiyordu. O yüzden o iyi bir artı diyebiliriz yeni kitaplarda. Fakat benim 3. sınıf öğrencileri olduğu için, benim çocuklarım, o yüzden bu kitaplarda maalesef sorun yaşıyoruz biz bu sene. Matematik kitabımız yeni müfredatla olmadığı için eski müfredatla çalışıyoruz. Eski müfredatı da 2-3 tane bulabildik. O 2-3 dışında şu anda Dugacin'den bir haber bekliyoruz. Belki bize 31 tane kitap sağlayacaklar. Onun haberini bekliyoruz. Bekleme süresinde biz fotokopi yaptırdık çocuklara. Ve bu fotokopilerle bu sene matematiği işleyeceğiz galiba. Öyle görünüyor. Bunun dışında tercümelerde gördüğünüz gibi toplum ve çevre 3. sınıf. Üçüncü sınıfta tercümelerde maalesef toplum ve çevrede tercümanın ismi hiç geçmiyor, yazmamışlar. İnsan ve doğada dediğim gibi bazı maalesef Türkçe'de yine ifade ya da anlam eksikliği var tümcelerde. Gecikme ile birlikte bazı hataların yer aldığı yeni Türkçe kitaplar nihayet Türk öğrencilerin eline geçti. Türk öğretmenlerin yoğun çabalarına rağmen halen bu tür hataların yaşanması ise üzücü. Kosovalı yazar Reşit Hanedan'ın Kalk Gidelim Rumeli'ye adlı yeni romanı geçenlerde gün yüzünü gördü. Roman Anadolu'dan Rumeli'ye göç eden aileyi konu alıyor. Kosova sınırları içindeki Türk kasabası Mamuşa'da doğdu. Küçük yaşta Türkiye'ye göç etti. Çocukluk yıllarını burada geçirdikten sonra tekrar doğduğu köye döndü. Hanedan, Tan gazetesinde gazeteciliğe başladı. Bir süre sonra kültür sanat sayfalarının başına getirildi. Kosova'da ortaya çıkan siyasi gelişmeler üzerine yazı hayatından çekilerek geçimini temin etmek için ticaretle uğraştı. Bir süre sonra tekrar yazarlığa döndü. Yazarın son kitabı Kalk Gidelim Rumeli'ye sırasıyla 9. romanını 3. öykü kitabıyla birlikte 12 eserini oluşturuyor. Reşit Hanedan son olarak Kalk Gidelim Rumeli'ye adlı kitabını geçenlerde okuyucuyla buluşturdu. 470 sayfadan oluşan 5 bölümlük romanda yüzlerce yıl önce fethedilen Balkanlardaki toprakların Müslümanlaştırıp Türkleştirilmesi amacıyla Osmanlı yönetimi tarafından Anadolu'dan Rumeli'ye gönderilerek Prizren ile Mamuşa'ya yerleştirilen göçmenlerin yaşamlarını anlatıyor. Kitap ile ilgili genişçe sohbet etmek için yazarın Mamuşa'daki evine konuk olduk. 1955 yılında Mamuşa'da doğdum. İlkokulu Mamuşa'da, liseyi Prizren'de.
üniversiteyi Priştine Üniversitesi Türkoloji bölümünde tamamladım. Ondan sonra Priştine'de Türkçe olarak yayınlanmakta olan Tan gazetesinde aşağı yukarı 20 yıl kadar gazeteci, sorumlu yazar görevlerinde bulundum. Tan kapandıktan sonra 1999'da biliyorsunuz bir süre ticaretle uğraştım işsiz kaldığımız için. Ardından 2009 yılında Mamuşa'daki Atatürk Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak yaklaşık 11 yıl görev yaptım. 2-3 yıl önce emekliye ayrıldım. Artık günümüzü okuyarak, yazarak geçirmeye çalışıyoruz. Bu kitaba karşı merak daha küçük yaşlarındayken bende başlamıştı. İlkokulu ben Türkiye'de Salihli kentinde bitirdim. İşte orada başladı. Salihli'de bir kent kütüphanesi vardı. Kütüphaneye gider orada hikaye, şiir kitaplarını okurdum. O zamandan beri işte edebiyata karşı bir sevgi başladı. Bu zamanla Kosova'ya döndükten sonra da işte burada Mamuşa'da hayvanları güderdik. Çayırlara, dağa, bayıra. Hayvanları beklerken de işte bu edebiyat sevgisi yüzünden yanıma kitap alır. Şiir, öykü kitabı ne bulursam. Onları okurdum. İşte edebiyata sevgim bu şekilde gelişmeye başladı. İlkokulun 8. sınıfında kendim de bazı küçük hikayeler yazmaya başladım. Ama Tan gazetesinde 1980 yılında çalışmaya başladıktan sonra edebiyatla böyle daha içli dışlı olmaya ve de hikaye, evet hikaye ardından da işte Ser adlı romanımı yazmaya başlamıştım ki sonra 1981 yılında Yazgı adlı hikaye kitabım çıktı. Ardından Duygu Tutsağı adlı hikaye kitabım geldi. Onun ardından Sel adlı romanım ve yavaş yavaş işte böyle edebiyatla daha içli dışlı olmaya başladık. Günümüze kadar da bundan kopamıyoruz. Yugoslavya zamanında Türkçe romanın eksikliğini hisseden Hana'dan ilk romanını 1987 yılında yayınlıyor. Kosovalı Türklerin dini ve milli kimliklerine sahip çıkma yolunda verdikleri mücadelenin anlatıldığı romandaki olaylar, Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Mamuşa ile Prizren'de geçiyor. Hikayeyle başladık söylediğiniz gibi ama o zamanlarda Yugoslavya daha dağılmamıştı, bütündü. Yugoslavya Türk Edebiyatı diye böyle bayağı gelişmiş bir edebiyatımız vardı ki Yugoslavya'da olduğu gibi Türkiye'de de bilinen bir edebiyattı. Ama ne yazık ki roman yoktu o zamana kadar kitap olarak yayınlanmış şekliyle. Daha çok şiir, hikaye kitapları yayınlanıyordu. Ben işte daha o zaman 1985'li yıllarda romana merak sarmıştım. Yani Türkçe Yugoslavya'da da bir roman yazıp yayınlamak için. İşte Kısmet Oldu Sel adlı romanımızı yazdık. Bu 1987 yılında şeyde Tan Yayınları'nda çıktı. Gördüğünüz gibi. Bu ilk baskısı oluyor. Ondan sonra bu Yugoslavya'da o zaman yayınlanmış ilk kitap şeklinde yayınlanmış ilk romanı oluşturuyordu. Hatta o zamanki Yugoslavya Başkanlık Divanı tarafından emek madalyasıyla ödüllendirilmiştik bu kitap için. Ardından 1997 yılında Kitap Yayınlama Kurumu tarafından, çünkü Sel adlı romanımız daha o dönemlerde, Yugoslavya döneminde Türkçe liselerde Türk öğrencilerine lektür kitabı olarak okutuluyordu. İkinci baskısı yapıldı. Şimdi elimde bu baskısı yok. Ardından işte 2021 yılında Türkiye'de de Bengü Yayınları arasında Ankara'da üçüncü baskısı çıktı. Sel romanının ardından ödüller geldikçe yazara da bir ilham geliyor. Romanlarına devam ediyor. Tabii o durmuyor işte böyle bazı ödüller de aldığımız zaman özellikle yazarda bir yeniden başka bir kitap yazma hevesi uyandırıyor, teşvik ediyor. İşte bu yüzden biz de yeni kitaplarımızı şey yaptık,
yazmaya başladık. Bu sırasıyla Taş Yerinde Ağırdır adlı üçleme geldi. Üç kitaptan oluşuyor. Taş Yerinde Ağırdır. Rumeli Başka Olur Rumeli'nin Harmanı ikinci kitabı. Üçüncüsü de Elveda Hüda ve Nigar Diyarı başlığını taşıyor. Bu romanlarımda 1945 yılından sonra yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Tito Yugoslavya'sının ilk 10 senesinde komünist yönetim tarafından Müslüman halka yapılan baskılar sonucu Yugoslavya'nın özellikle Kosova ve Makedonya Cumhuriyetlerinden Müslüman halkın genelde daha çok Türklerin Türkiye'ye yapılan göçlerini ele alıp incelemeye çalıştım. Şimdi bu kitaplarımızla bazı ödüller aldı. Mesela Elveda Hüda ve Nigar Diyarı, ondan önce Başka Olur Rumeli'nin Harmanı veya ilki işte Taş Yerinde Ağırdır. Çıktığı yıl 2002 senesinde Kosova Türk Sanatçılar Derneği'nin yılın kitabı ya da yılın yazarı ödülüne sahip oldum. Ardından başka bir ödül geldi. Süleyman Birina, Balkanlarda Türk Kültürüne Hizmet Ödülü, Doğru Yol tarafından verilen ödül. Onu da, o ödüle de bizi layık gördüler. Onun ardından da Elveda Hüda ve Nigar Diyarı adlı romanım için Priştine Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından Balkanlarda Türk Kültürüne Hizmet için verilen Süreyya Yusuf ödülüne layık bulunduk. İşte bu ödülleri de alınca insan ister istemez edebiyat konusuna konusunda çıktığı yolda daha da ilerlemek için yeni bir şeyler yazma ihtiyacını duyuyor. Biz de işte bu sebeple, bu nedenle başka bir roman yazmaya koyulduk. Yazarın son kitabı Kalk Gidelim Rumeli'ye sırasıyla 9. romanını 3. öykü kitabıyla birlikte 12 eserini oluşturuyor. Hanadan kitabın ayrıca bir özelliği olduğunu söylüyor. Tabii önceki romanlarımızın bazılarında, özellikle Taş Yerinde Ağırdır adlı romanında o zamanki Yugoslavya'dan yani Rumeli'den veyahut da Balkan Savaşları'nı anlattığım başka bir romanım var. Rumeli'den çıktık yola diye. Burada da Balkan Savaşları esnasında işte Rumeli diyarından ya da bugünkü Batı Balkanlar diye tabir edilen bu topraklardan Türkiye'ye yapılan göçleri anlatmaya çalışmıştım. Ama bu en son romanımda biraz önce adını andığınız, evet, Kalk Gidelim Rumeli adlı romanımda göçlerin tersini anlatıyorum. Yani biraz tarihi gidiyorsunuz. Tabii tarihi olayları daha eskilere başa gidiyoruz özellikle işte. Biliyorsunuz Osmanlı tarafından fethedilen topraklara yönetim oralarını Müslümanlaştırmak, Türkleştirmek için Anadolu'dan göçmenler toplayıp gönderiyordu. İşte bizim buralara da buralarını da Müslümanlaştırmak, Türkleştirmek için özellikle Mamuşa ile Prizren söz konusu olduğunda Tokat'tan buralara gelip yerleşenler oluyor. Çoğunluktan diyelim Tokat'tan, çünkü farklı yerlerden de. Tabii özellikle, ama biz Tokat'tan gelenleri şey yaptık. Çünkü bizim Mamuşa'ya gelenlerin çoğu Tokatlı olduğu için işte onları temel örnek olarak aldım. Yani 1700'lü yılların ortalarında başlıyor bu Tokat'tan buraya gelenlerin hikayeleri, serüvenleri. Bu romanımda onları anlatıyorum. Prizren'e ve Mamuşa'ya gelen birkaç ailenin yaşamlarını, serüvenlerini, acı tatlı günlerini işte bu romanımda anlatmaya çalıştım. Kitapta bahse konu ailenin gerçekte alınmış ve yaşanmış öyküler olması kitabın anlatımında güçlü bir etki vermiş durumda. Reşat Hanadan bunu şöyle açıklıyor. Evet, şimdi zaten roman şöyle başlıyor. Mesela Tokat'tan yola koyulan bir kervan, işte göçmenlerin oluşturduğu bir kervan. Develer, at arabaları, öküz arabaları, kimisi yaya, kadın, çoluk, çocuk.
Rumeli'ye yerleşmek için bu taraflara doğru geliyorlar. İki aylık bir yolculuktan sonra kervan şeye varıyor. Bizim Dula dediğimiz, buradan 20 kilometre doğuya doğru biliyorsunuz dağlık bir şey var. Akşam oraya varıyor işte. Oradan zaten Prizren gözüküyor, Mamuşa gözüküyor. Pek uzak değil. Geceyi orada geçiriyorlar. Yani bu ovaya baka baka imrenerek, bir de ilkbahar, her tarafı yeşil. Geldikleri yerin, yani yerleşmek için geldikleri bu yerlerin böyle yeşillikler içerisinde güzel hayal ettikleri yerler olduğunu görünce onlar da seviniyorlar. Önce Prizren'e gidiyorlar. Ardından Prizren dönemin Prizren valisi Rüstem Paşa onları önce Maraş denilen, Prizren'in Maraş denilen semtinde birkaç gün misafir ediyor. Ardından şehirde kalmak isteyenleri Prizren'e yerleştiriyor. Kırsal kesimde çiftçilikle özellikle uğraşmak isteyenleri de işte Mamuşa'ya getiriyor. Ama o yıllardaki 1790 yılları benim anlattığım dönem, bir de onun devamı. O yıllarda bizim burası Mamuşa'da yaşayanların çoğu Hristiyan olduğu için birkaç Tokat'tan gelen birkaç köylü Mamuşa ile Prizren arasında Nistra diye tabir ettiğimiz Mamuşa belki bir kilometre mesafede orada şimdi bir köprü yapıldı. İki dere var. Ova'dan geçiyor biliyorsun birbirine birer kilometre paralel olarak. İşte derelerin karşı tarafından Nistra diye tabir edilen, çağrılan bir yere yerleştiriyor 3-4 aileyi. Orada yaşıyorlar bir 20-30 sene, hatta orada bir mezarlık bile var onlardan kalan. İstersen oralarını da görebiliriz. 20-30 sene yaşıyorlar ama ondan sonra buradaki Hristiyanlar, Mamuşa, burası daha güzel. Dere kıyısından dere akıyor bildiğiniz gibi. Yerleşim için daha uygun bir yer ama Hristiyanlar yaşıyor. Ne var ki zamanla Osmanlı ile Rusya veya Sırp ayaklanması oluyor 1805'te biliyorsun, birinci Sırp ayaklanması. Karacorce diye bildiğimiz bir Sırp isyanbaşı tarafından başlatılan bir isyan. O sıralarda burada yaşayan Sırplar da o isyana karıştıkları için isyan da Osmanlı tarafından bastırıldıktan sonra kendilerini suçlu olarak hissettikleri için bazı Sırp aileler buradan Sırbistan'a göçüyorlar. Ya da Mamuşa'dan diyelim ki Prizren'e bazısı gidiyor. Karadağ'a gidenler de oluyor. Burası boşalmaya başlıyor yavaş yavaş. İşte o zaman dönemin Prizren valisi Mutasarrıfı ya da Mahmut Paşa o Nistra'da yaşayan birkaç aileyi alıp buraya Mamuşa'ya getiriyor. Zaten burada Sırpların terk ettikleri evler var. Toprak, arazi istediğin kadar bol. Buraya gelip yerleşiyorlar. Yaşamak için burası daha uygun olduğu için. Yavaş yavaş, yavaş yavaş işte burası tamamen Türkleşip İslam beldesi haline dönüşüyor. İşte romanımızda bunları anlatmaya başladım. Son olarak yazar tüm kitaplarını kendi imkanlarıyla basıyor. Yazar Türk edebiyatına katkı sunmaktan mutlu olduğunu belirtiyor. En yenisiyle birlikte romanlarımın sayısı 9'a çıktı. 9 roman. İlki dediğimiz gibi Sel. Sel'i sadece işte. Sel'i Tan yayınlarında çıktı. Sel'in ilk şeyi. Baskısı. Tan yayın 1987 yılında. Diğerleri 8 tanesini kendi imkanlarımızla bastırdık. Yani böyle işte bu şekilde edebiyatımıza, Türk edebiyatına, aynı zamanda dünyadaki Türk dünyasındaki Türk edebiyatına katkımızı sunmaya, yani Türkçeyi Balkanların bu en uç noktası sayılan Kosova, Prizren'de, Mamuşa'da dalgalandırmaya çalışıyoruz. Ne yapalım? Yazarın doğduğu evde yaptığımız bu sohbetin nice kitapların yazımına ilham olacağını umut ederek başarılar diliyoruz.
Sayın seyircilerimiz, Kosova Ars Derneği tarafından düzenlenen 5.si Uluslararası Mitrovica Gitar Günleri Festivali büyük ilgi gördü. Düzenlenen 4 konsere dünyanın ünlü isimleri katıldı. Mitrovica'nın Kent Müzesi'nde düzenlenen 5. Gitar Günleri konserinde dünya sahnesinin ünlü yıldızları ağırlandı. Yerli gitar ustalarının da yer aldığı konsere ilgi büyük oldu. Festivali Mitrovica Gitar Days, Editioni Past. 5. Gitar Günleri konserinde konuklar arasında dünya yıldızları ve yerli gitar ustaları var. Klasik gitar dünyasının önemli isimlerinden 15'in üzerinde uluslararası ödülün sahibi, eleştirmenlerin büyük beğenisini kazanan Marcin Diles'in konseriyle açıldı. Festivali sadece klasik gitar için yapmamaya karar verdik. Genişlettik ve bir gece Agron Penitrio'dan flamenco sahneleyeceğiz. Bir de Türkiye'den bir tane saz ve bir gitar ikilimiz var. Bu gibi kültürlerin karışımı festivale yeni bir ruh getirdiğini söyleyebilirim. Kosova'daki gitar festivaline davet edildiğimiz an çok mutlu olduk. Burada Kosova Ars ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle davetli olarak geldik. Güzel bir konser verdiğimizi düşünüyoruz. Konser dışında ayrıca ustalık sınıfları ve atölye çalışmaları yaptık. Aslında 4 günlük koca bir festival oldu. Biz Kosova'yı çok sevdik. Buradaki insanları çok sevdik. Müziğimizi onlarla paylaşmak mükemmeldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum ben de. Bağlama icracısıyım. Bağlama gitar duo'yla müziğimizi ve kendi ülkemizin müziğini buralara taşıdık. Diğer bir kardeş halk olan Kosova halkıyla kendi müziğimizi ve eserlerimizi paylaştık. Çok güzel ağırlandık. Gerçekten çok mutlu olduk burada olmaktan dolayı. İki virtüöz olan bağlama sanatçısı Ali Kazım Akdağ ile klasik gitar sanatçısı Efkan Rende yönetmenliğinde Mitrovica'da icra edilen konser Mitrovica halkı tarafından hayranlıkla izlendi. Bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın.